Merhaba sevgili seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda Ayetül Kürsi diye bilinen Bakara suresinin 255. ayeti kerimesini birlikte okumaya, hatalarımızı düzeltmeye gayret etmiştik. Bugünkü programımızda ise Peygamber Efendimiz'e Miraç gecesinde Yüce Rabbimiz tarafından hediye olarak verilen ve Amener Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin 285 ve 286. ayeti kerimelerini birlikte okumaya, varsa hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Evet, şimdi Bakara suresinin 285 ve 286. ayeti kerimelerini öncelikle okuyalım, akabinde de gerekli tahlillerini yapmaya çalışalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب بَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا En tevellana fenne ısrna alal kavmil kafirin. Sadakallahul azim. Bu şekilde okuduktan sonra şimdi kısım kısım gerekli tahlilleri dikkat etmemiz gereken hususları birlikte görelim. Öncelikle hem Z'ye dikkat ediyoruz. A sesiyle okumamaya gayret ediyoruz. Amene Resulü Amene Bunu yapmıyoruz. Emene 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 Buna dikkat ediyoruz. Ra harfi şeddeli bir şekilde geldi. Kalın bir şekilde okuyacağız. Çünkü harekesi fetha. Sin harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve uzatırken Ö sesine veya Tam kalınlaştırarak U sesine kaymamaya özen gösteriyoruz. Şu şekilde. Sulu, Sulu. Bakınız hemen kulağı tırmaladı. Sulu, bu kadar da kalınlaştırmıyoruz. Orta bir vasıfta okumaya özen gösteriyoruz. Emenerran Sulu, Emenerran Sulu, Sulu. Buna dikkat ediyoruz. Burada med işaretini görüyoruz ve meddi munfasıl uygulamasını gerçekleştireceğiz. Uzatmamızı gerektiren med işareti. Yine sakin bir nun harfi geldi. İhfaya sebep olan z harfini görüyoruz. İhfa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Z ile ince bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Kalınlaştırmamaya Dikkat ediyoruz. Bunu yapmıyoruz. Zile, zile şeklinde. Yine ya harfi sakin bir şekilde geldi, fazla ezmeden üzerine baskı yapmadan tabii bir seyirde yumuşak bir harf olması dolayısıyla okumaya gayret ediyoruz. Burada sakin bir nun harfini gördük. Hemen akabinde bir ra harfi var ve sakin nundan sonra ra harfi geldiğinde idgam bila ne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Mir rabbihi mir rabbihi yani gunnesiz idgam. Yine aynı şekilde B harfinin üzerinde şedde işaretini görüyoruz. Sesi genize herhangi bir şekilde intikal ettirmiyoruz. Rabbihi rabbi şeklinde genizden herhangi bir şekilde ses gelmemesi gerekiyor. Önce sesi ve nefesi hapsediyoruz sonra bırakacağız. Rab hapsettiğim sonra bırakacağım. Rabbihi Rabbihi mi -rab şeklinde. Bu kısımda ise vav harfine bakıyoruz. Fetih harekeyle geldi. Fıtri olarak dudaklarımızı öne doğru alacağız. Lam harfi sakin bir şekilde geldi. Yine hemze de sakin bir şekilde geldi. Her ikisine de hareke vermekten imtina ediyoruz. Vel mu, vel mu. Dikkat ediyoruz. Yine vakfedeceğiz ve sondaki nunu sakin hale dönüştüreceğiz. Ona dikkat ediyoruz. Uzatma esnasında da ö sesine, nun harfi, ince ses harflerimizden bir tanesi, ö sesine veya tam bir kalınlık vererek u sesine kaymamaya özen gösteriyoruz orta bir vasıfta seyri takip etmemiz gerekiyor. Vel mu'minun Vel mu'minun Vel mu'minun Bu şekilde. Şimdi bu kısmı birlikte okumaya çalışalım. Dikkat etmemiz gereken yerleri gözeterek buna özellikle özen gösterelim sevgili seyirciler. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Evet. Diğer kısma geçelim. Burada da yine dikkat etmemiz gereken yerleri görelim. Lam şaddeli bir şekilde geldi. Şedde miktarını ayarlamamız gerekiyor. Yani çok oyalanmıyoruz, çok bekleme yapmıyoruz lam üzerinde. Yine aynı şekilde tenvini görüyoruz. Tenvinden sonra izhara sebep olan harflerimizden hemzeyi görüyoruz. Sesi genize intikal ettireceğiz. Ancak genizde herhangi bir şekilde ihfa gibi akıtmayacağız. Kullun emene, kullun emene bu şekilde. Lafzatullah'ın lamı ince, kendisinden önceki harfin harekesi kesra çünkü. Ve melâiketihi derken meddi muttasıl uygulamasını gerçekleştireceğiz ve uzatmayı yapacağız. Yine H harfini bir miktar uzatacağız. Ve kütübihi derken yine uzatmayı gerçekleştireceğiz. Vakf ederek bitireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken R harfini kalın bir şekilde okuyacağız. Sin harfini ise ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Birlikte okumaya çalışalım şimdi. "كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله". "كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله". Burada yine lam harfini bir elif miktarı uzatıyoruz ve e sesiyle uzatmaya özen gösteriyoruz. Çünkü ince ses harflerimizden bir tanesi. Şeddeli bir ra harfi geldi ve kesre harekeyle geldi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi nüferri ilk kısmını ra'nın yani cezimli olan kısmını kalın. Diğer kısmını ince okumaya çalışılıyor. Halbuki tamamen ince okunması gerekiyor nüferri şeklinde değil. Nüferri, nüferri bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Gaf harfi kalın ses harflerimizden bir tanesi. Buna da dikkat ediyoruz. Ya harfi sakin bir şekilde geldi. Fazla baskı yapmadan, harfi ezmeden doğal bir seyir okumaya özen gösteriyoruz. Ha harfine yine burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü boğaz harflerinden bir tanesi ve boğazın orta bölümüyle ağız tabi açıklıkta olacak şekilde okumaya dikkat ediyoruz. Del harfinin altında tenvini görüyoruz. Ondan sonra ise mim geldi ve idgam ma'al ne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Sesi genizimize intikal ettireceğiz ve bir miktar tutacağız. Ehadim <laughs> mi, ahadimin şeklinde. Nun harfi sakin bir şekilde geldi. Hemen yanında ra harfini görüyoruz ve idvan bilavunne uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ra harfi kalın bir şekilde okunacak. Sin harfi ise ince bir şekilde okunacak ve vakıf yapacağız. Mirrusuli, mirrusuli ahadim min Şimdi birlikte okumaya çalışalım. La nufarriqu beyne ahadim min La nufarriqu beyne ahadim min Evet. Bu kısmı görelim şimdi. Burada ise vav harfi ince ses harflerimizden feth harekeyle geldi. Gaf harfi kalın ses harflerimizden a sesiyle uzatmasını gerçekleştireceğiz. Feth harekeyle uzatırken ses doğrultusunu doğru bir şekilde vermeye özen gösterelim. Lam harfi ötre harekeyle geldi ve hem gaf harfini hem de lam harfini bir elif miktarı uzatacağız. Lam harfini uzatırken yine her zamanki damme harekeyle uzatmalarda karşılaştığımız ve yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi olan ö sesine veya çok kalınlaştırarak tam bir u sesine ince ses harflerde kaymamaya özen gösteriyoruz. Yani l veya lu bunları yapmıyoruz. Tabi bir seyirde ve kalu ve kalu şeklinde Ayn harfi yine burada sakin bir şekilde geldi. Burada da sakin bir şekilde geldi. Her ikisine de dikkat ediyoruz. Hafif akıtıyoruz ayn harflerini. Semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na şeklinde. Ayn harfi kalın ses harflerimizden. F harfi ise ince ses harflerimizden. F harfine, ra harfinin kalınlığını vermemeye dikkat ediyoruz. Uf. Uf. Ra harfi kalın bir şekilde okuyacağız çünkü fetha harekeyle geldi ve bir elif miktarı uzatacağız. Uf. Ranek. Uf. şeklinde. Ra harfini yine kalın bir şekilde okuyacağız. B harfi şeddeli bir şekilde geldi. Genize herhangi bir şekilde ses intikali yapmıyoruz. Nün harfini yine bir elif miktarı uzatacağız. Rabbena, Rabbena şeklinde. Y harfi sakin bir şekilde geldi. Harfe baskı yapmıyoruz. Lam harfine yine hareke vermekten kaçınıyoruz. Ve vakfettiğimizden dolayı Ra harfini sakin bırakacağız. Ve ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Çünkü ra'nın makabli met harfi, onun öncesi ise kesra hareke. Bundan dolayı ra harfini ince okumamız gerekiyor. Birlikte okuyalım şimdi. Ve kalü semî'nâ ve eta'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel mes'îr. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ Şimdi diğer ayet-i kerimeyi görelim. Önce ilk kısmı alalım. Yine burada sevgili seyirciler, lam harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Buradaki lam harfinin üzerinde şedde işaretini görüyoruz. Şedde miktarını verip geçeceğiz. Lafzatullah'ın lamını kalın bir şekilde okuyoruz. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi damme. F harfine hareket vermekten kaçınıyoruz. Sin harfinin üzerinde tenvini görüyoruz. Hemen daha sonra ise izhara sebep olan harflerimizden hemze geldi. İzhar uygulamasını gerçekleştireceğiz. Lam harfi yine şeddeli bir şekilde geldi. Şedde miktarını verip geçiyoruz. Fazla beklemiyoruz. Ayn harfine burada yine dikkat ediyoruz sevgili seyirciler. Birlikte okumaya çalışalım. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha La yukellifullahu nefsen illa vus'aha Evet. Burada ise meti tabi uygulamalarımız var. H harfini bir elif miktarı, yine mim harfini bir elif miktarı. Buradaki H harfini de bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve uzatırken kulağımıza gelen ses, ince ses harfler olması dolayısıyla aynı olmalı. Leheme, leheme. Buna dikkat ediyoruz. Yine ayn harfine burada dikkat etmeye çalışalım. Boğazın orta bölümüyle ve ağzımız tabii açıklıkta olacak şekilde okumaya özen gösterelim. Şimdi birlikte okuyalım. Lehe me kesebet ve aleyhe mektesebet. Lehe me kesebet ve aleyhe mektesebet. Evet şimdi diğer kısma geçelim. Yine burada meddi munfasıl uygulamalarımız var. Bunlara dikkat ediyoruz. Uzatmaları gerçekleştireceğiz. Ra harfini kalın bir şekilde okuyacağız. Ve harfi şetleri bir şekilde geldi. Dikkat ederek okumamız gerekiyor. Nun harfi, lam harfi ve hemzeyi bir elif miktarı uzatıyoruz. Zel harfi sakin bir şekilde geldi. Ve pelte karakterli harflerimizden bir tanesi. Hareke vermekten kaçın kaçınıyoruz hareke vermekten kaçınmak için ne yapmamız gerekiyor? Hafifçe zel harfini akıttığımız zaman biz bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Buna dikkat ediyoruz. Meddi mufasıl uygulamasını gerçekleştireceğiz. Nun harfi sakin bir şekilde geldi. Diğer nun harfi ise harekeli geldi. Fethi harekeli geldi burada. İdvan misleyin ne uygulamasını yapacağız. Sesi genizimize intikal ettireceğiz bir müddet genizimizde bekleteceğiz ve tatlı bir nameyi genizimizde icra edeceğiz. Yine burada meddi munfasıl uygulamasını gerçekleştireceğiz. H harfi sakin bir şekilde geldi kalın ses harflerimizden. Hemen yanındaki ta harfi de yine kalın ses harflerimizden. Bunlara dikkat ediyoruz. Hemze'ye de yine dikkat ediyoruz. Ta harfi kalın sesli, hemze ise burada ince sesli harflerimizden sakin bir şekilde geldi. Ve nun harfini bir elif miktarı uzatarak bu kısmı da okumuş olalım. Şimdi birlikte okuyalım. Rabbena la tu'akhizna in nesina au Evet devam edelim. Bir diğer kısma geçelim şimdi. Yine uzunca bir kısım. Ra harfine dikkat ediyoruz. Fetih harekeyle geldi. B harfinin üzerine şeddeyi görüyoruz. Dikkat edelim yine burada sesi genize herhangi bir şekilde intikal ettirmeyelim. Nun harfini ve lam harfini birer elif miktarı uzatıyoruz. Ha harfine dikkat ediyoruz. Lam harfine hareke vermekten de kaçınıyoruz. Aynı harfi, boğaz harfi, aynın ha harfi gibi aynı mahreç yerinden çıkarlar ikisi de ağzımız tabii açıklıkta olmaya özen gösteriyoruz. Yine burada sade harfine dikkat ediyoruz. Ra harfi fetha ile geldi. Kalın bir şekilde okuyacağız. Ve üzerinde tenvini görüyoruz. Daha sonra ise ihfaya sebep olan harflerimizden k harfi geldi. İhfa uygulamasını gerçekleştirirken aşırı bir kalınlığa gitmiyoruz. Tabi iyi bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Yani şu şekilde yapmaya gayret edelim. İsran kema İsran kema Şunu yapmayalım. İsran kema İsran kema Bu şekilde yaparsak zaten kulağımızı da tırmalıyor. Buna dikkat edelim. Mim harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Lam harfi sakin bir şekilde geldi ve hareke vermekten kaçınıyoruz. Burada yine lam harfi şeddeli bir şekilde geldi. Şedde miktarını verip geçiyoruz. Zel harfi pelte karakterli harflerimizden ona dikkat ediyoruz. Nun harfi sakin bir şekilde geldi. Hemen yanında gaf harfini görüyoruz. Yine ihfa uygulamasını gerçekleştireceğiz. Buna dikkat ediyoruz. İhfa uygulamasını yaparken ve nun harfini bir elif miktarı uzatarak okuyuşumuzu tamamlayacağız. Yine burada sakin bir şekilde ba harfini görüyoruz kalkala uygulamasını da burada yapmamız lazım. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir başka hususta sevgili seyirciler. Gaf harfi kalın ses harflerimizden bir tanesi. Ba harfi ise ince ses harflerimizden bir tanesi. Gaf harfinin kalınlığı düşünülerek ba harfi kalın bir şekilde okunmamalı. Yani gabu, gabu şeklinde olmamalı. Gaf harfi kalın, ba harfi ise ince. Gambi, gambi şeklinde okumaya dikkat edelim. Şimdi bu kısmı birlikte okumaya çalışalım. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamelte kema hamelte alellezine min qablina Bir daha okuyalım. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا evet. Devam Yine burada nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Lam harfini yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Mim harfi şeddeli bir şekilde geldi. Sesi genizimize intikal ettiriyoruz. Ve bir müddet genizimizde tatlı bir name şeklinde icra ediyoruz. Lam harfine hareke vermekten kaçınıyoruz. Nun harfi, mim harfi, lam harfi bakınız üçü de fetha harekeyle geldi. Ve bir elif miktarını uzatmamız gerekiyor. Burada yine lam harfine de hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Ba harfi kalın ses harflerimizden bir tanesi. Nun harfi, mim harfi ve lam harfi ince ses harflerimizden aldıkları ses doğrultusu aynı. Ta harfinin aldığı ses doğrultusu ise ince ses harflerden farklı. Buna dikkat edelim. Lam harfine hafif bir ses vurgusu yapalım yine. Nun harfini bir elif miktarı uzatıyoruz ve vakfederek burayı tamamlamış olalım. Şimdi birlikte okumaya çalışalım. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bi. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bi. Evet. Burada yine aynı harfi sakin bir şekilde geldi. Boğazın orta bölümünü kullanmaya özen gösteriyoruz. Burada da aynı şekilde. Nün harfinin üzerine şedde işaretini görüyoruz. Sesi genizimize intikal ettireceğiz. Bir müddet tutacağız. Vakıf esnasında bir elif miktarını aşmamaya özen gösteriyoruz. Yine burada da aynı şekilde özen gösteriyoruz. Burada da aynı şekilde yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada gayın harfi sakin bir şekilde geldi. Kalın ses harflerimizden bir tanesi buna dikkat ediyoruz. Ra harfi yine sakin bir şekilde geldi. Kendisinden önceki harfin harekesi kesra olduğu için ra harfini ince bir şekilde okuyacağız. Burada ise ra harfini kalın bir şekilde okuyacağız çünkü kendisinden önceki harfin harekesi fetha. -ha. ha harfinin mahrecine de yine dikkat ederek okuyoruz sevgili seyirciler. Birlikte okuyalım. Ve'fu <Sessizlik> vevirlena varhamna ve'fu anna vevirlena varhamna evet son kısmı görelim şimdi Nun harfi sakin bir şekilde geldi kendisinden sonra ihfaya sebep olan harflerimizden T harfi geldi İhfa uygulamasını genizde icra edeceğiz. V harfi sakin bir şekilde geldi dudaklarımızı öne doğru alacağız hem dambe harekede hem fethi harekede hem de kesre harekede hem de sakin olduğunda her daim V harfi dudaklarımız önde olacak. Lam harfi ile nun harfini bir elif miktarı birer elif miktarı uzatıyoruz. Nun harfi sakin bir şekilde geldi kendisinden sonra ihfaya sebep olan harflerimizden sad harfi geldi. Ancak ihfa uygulamasını yaparken ince bir şekilde ince bir ses vermeye özen gösteriyoruz. Buna dikkat edelim lütfen. Fen asruna Fen ne Sad harfi kalın ses harflerimizden ra harfi sakin bir şekilde geldi. Kendisinden önceki harfin harekesi damme olduğu için Ra harfini kalın bir şekilde okuyacağız. Nun harfini yine bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada lam harfine hareke vermekten kaçınıyoruz. Burada da aynı şekilde. Gaf harfi kalın ses harflerimizden buna dikkat ediyoruz. K harfini bir elif miktarı uzatacağız. Ve vakfederek ederek ayet-i kerimeyi tamamlayacağız. Ra harfini yine ince bir şekilde okuyacağız. Harekesi çünkü kesra. Birlikte okumaya çalışalım. أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ شِمْدِي Bakara suresinin bu ayet-i kerimelerini yani 285 ve 286. ayet-i kerimelerini tekrar okumaya çalışalım. Ekranlarınızın başında sizler de bizlere iştirak ederseniz telaffuz hatalarımızı birlikte gidermiş oluruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب بنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Evet كلمة seyirciler, Bugünkü Kur'an yolculuğumuzda Amener Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin 285 ve 286. ayeti kerimelerini beraberce tilavet etmeye gayret ederek hatalarımızı düzeltmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde ise Huvellahüllezi diye bildiğimiz Haşr suresinin son 3 ayeti kerimesini tilavet etmeyi ümit ediyoruz. Gelecek programımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.